Kimler akademik bir kariyer düşünmeli? Sizce bir araştırıcı olmanın gereklilikleri nelerdir diye bir sorumuz vardı. Bunu daha çok öncesinde yayınladık gibi, daha çok yanıtladık gibi. Yorumunuz var mı hocam ekstra? Yoksa hemen... Akademisyen olmak, yani söyleyebilirim, akademisyen olmak birden karar verilecek bir şey değil diye düşünüyorum ben. Kariyerinizi planlarken, hayatınızı yaşarken, deneyimlerken kendinizde keşfedeceğiniz yetenekler, bilgiler, deneyimler, donanımlarla ilgili. Araştırmacı olmanın temelinde yatan aslında çok naif bir merak duygusu var. Öğrenme isteği var. Bu her meslekte vardır. Ama o merakın arkasında yatan aslında sorunun yanıtını bulma isteği ve merakı. Ve onun için de çok sabır gerekiyor. Araştırmacı olmak, dediğim gibi, zor demiyorum ben ama meşakkatli bir iş. Uzun soluklu bir süreç. Yani kimi zamanda ve her zaman sonuç alacaksınız diye bir şey yok. Bazen negatif sonuçlar da alınır. Hiç sonuç alınmayabilir. Tekrar başa dönersiniz. Yıllarca çalışırsınız. O zaman orada bir acaba deneylerde mi ya da tasarımda mı bir şey yaptım, ne eksik diye tekrar tekrar düşünürsünüz. Bazen de çok hızlı sonuç alınır. Araştırmanın doğası çok dinamik. Ve dediğim gibi uzun soluklu bir süreç ve sürekli okumanız gerekiyor. Bu, hani az önce bahsettiğim, tıp niye seçsin bir kişi veya seçtiğinde ne yapmalı, işte kendini sürekli geliştirmeli dediğim konu gibi değil aslında. Bilgiler o kadar çok akıyor ki aslında, o kadar çok araştırma var ki onların kalitesini de anlayabilmeli. Yani kaliteli, etik, bilimsel bir şekilde, bilimsel ahlaka, etik kurallara ve hatta yasalara uyarak mı yapılmış o araştırmalar, sonuçlanmış? Bunların da farkına vararak irdeleyebilmeli, okuyabilmeli, anlayabilmeli. Dediğim gibi süreç içinde insan karar veriyor. Benim yolculuğum da öyle oldu. Ben de akademisyen olacağım diye baştan böyle planlanmış 1, 2, 3, 4, 5 adımda ilerleyeceğim diye bir kariyer yolculuğu yoktu. Ben niye araştırmacı oldum, niye araştırmaya bu kadar çok merak saldım? Herhalde diyorum, yani bunca yıldan sonra o kadar çok soruldu ki bu soru bana. Şöyle bir yorum yapıyorum kendimce. Aileden de geliyor aslında. Yani annem de babam da eğitimci. Annem lise matematik öğretmeni, babam hukuk profesörü, sosyal bilimler alanında. Düşün, ailede tıp doktoru yok, kardeşim sadece tıp doktoru. Bizi, ikimizi de bir merakla yetiştirdi annemiz ve babamız. Hadi şu çok basit örneği de ben hep paylaşırım, onu da bu yayında paylaşayım. İşte ben ortaokulda mı, ilkokulda olduğumu hatırlıyorum. Bir kelimenin anlamını bilmiyorum. Babama sordum, bu kelime ne demek diye. Şimdi sizler tabii sözlük çocukları değilsiniz. Sözlük yoktu sizin zamanınızda. Şimdi her şey internetten erişilebiliyor. Benim zamanımda sözlükler vardı ve olmazsa olmazı kütüphanelerin sözlükler vardı. Şimdi babam kocaman sözlük koydu önüme. Türkçe sözlüğü. Öyle küçük mini cep sözlüğü falan da değil. Sözlüğü önce nasıl kullanacağımı öğretti. Kelimeler nasıl aranır? Nerede aranır? Ben önce o kelimeyi bir buldum. Ondan sonra anlamına baktım. Ha, bir iki anlamı var. Ondan sonra kendi odamda çalışıyorum tabii. Gittim babama söyledim. Şöyle şöyle anlamları varmış. Babam bana tekrar sordu. Sadece o anlamları mı varmış? Aa, ben bir daha gittim, tekrar sözlüğe baktım. Yok, bayağı birkaç tane daha anlamı varmış. Tekrar gittim babama. Birkaç tane daha anlamı varmış. Şunlar şunlarmış. Babamdan yanıt bana tekrar. Çok güzel, aferin. O zaman şimdi bu farklı anlamları aktaracak şekilde bu kelimeyi farklı cümlelerde veya hatta yazabiliyorsan kısa paragraflarda kullanarak bana bir şeyler yaz getir. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece kelimenin anlamını öğretmenin ötesinde o bilgiyi kullanabilme ve bunu aslında adım adım göstererek yaptırmayı öğretti bize anne baba. Annemiz babamız. Hani ben diyorum ki herhalde çocukluktan böyle bir şey geldi. O yüzden de bir şeyi merak ettiğimde, okuduğumda illa ki bir kendim dönüp araştırıyorum hemen, hani kolayına kaçmak demeyeyim ama bir türlü soramıyorum veya biraz işte zaman alıyor. Önce ben bir okuyayım, araştırayım oluyor. O dediğim merak ve heyecan sanırım araştırmacı olmanın temel gerekliliklerinden biri. Öyle bir anekdotla yanıtlayabilirim bu soruyu.